Mayıs 2024 için az bir süre kaldı. Tabii ki de en çok sorular hocam TYT bu, AYT bu, kaç sıralama gelir veya şurayı kazanabilir miyim oluyor. Çok da haklısınız. Hayatınızın her döneminde sınava girmiyorsunuz. Daha iyi bilenlere ve güvendiğiniz öğretmenlere, hocalara sormanız da çok normal. Güzel bir kamp demeyelim de buna güzel bir böyle video etkinliği başlatıyorum. Eşit ağırlık sayısal ve sözel yapacağız. Eşit ağırlıkta orta zor. Aman dikkat, orta zor. Niye? Çünkü sene bazlı netler eğer değişirse, sınav zorluğu veya sınav çok kolay olursa netler yukarı çıkar, sınav zor olursa netler aşağı düşerek istediğin yerleri alırsın. Eğer sınav geçen seneki yıla, yani 2023 YKS'nin orta zorluğuna, ki orta zorlukta geçen sene, bunu zaten kimse inkar edemez. Eşit ağırlıkta orta zor bir sınavda kaç net, kaç sıralama getirir bu sene sana? Yani tabii ki de 3-5 binlik oynamalar olur ama senin buradaki, benim buradaki amacım bu netlerle bu sıralamalar geliyormuş demek ki diye kafanda oturtman, A planlarını, B planlarını ve C planlarını yapmam. Bizi bilmeyenler için de söyleyeyim. Oynatma Lisesi'nde son 2 yıldır sıralama canlı yayın tahminlerimiz var. İsterseniz bir girip oradan da bakabilirsiniz. Tercih döneminde çok aktif olduğumuz için de bu işin artık piri olduk gerçekten diyebiliriz. Böyle TYT deniyor, AYT dönüyor. Ben hemen kafamdaki kaç bin sıralama olduğunu canlandırabiliyoruz. Şimdi eşit ağırlıkta orta zor bir sınavda kaç net, kaç sıralama getirir? Eğer sınav orta zorlukta geçerse ilk 20 bine girmek istiyorsan, UBP'nin ortalama 80-85 olduğunu düşünelim. Gel buna bir açıklık yapalım, getirelim. Hocam peki 70 OBP deme bana. 70 OBP dersen AYT kısmına 2-3 AYT neti daha eklemek zorundasın. Eğer burası 90-95 ise buradan 1-2 AYT neti silebilirsin bu sıralamalar için. Şimdi Türkçenin ortalama 30 net. Sosyalin 15. Matematik, TYT matematiğin 25. Fenin de 10 olduğu bir yerde AYT sosyal bilimler, yani edebiyat, tarih, coğrafyanın 33 netleri görebilirsem AYT matematik için sana 19 net, 14.000 ve 18.000 arası sıralama için yeterli olacak. Arkadaşlar bilginiz olsun orta zor bir sınavda. Peki hocam ben ilk 55.000, ilk 50.000 civarı istiyorum. Çünkü benim hedefim hukuk fakültesi diyorsan da Türkçenin 27 olduğu bir yerde, sosyal bilimlerin 14, TYT matematiğin 15, fenin de 5 net olduğu bir yerde seni hukuk fakültesine AYT sokar. AYT sosyal 31, AYT matematik 18. Yani toplamda 49 AYT neti. Orta zor bir sınavda OBP 80-85 ise 42.000, 48.000 arasında bir sıralama verir ve hukuk fakültesi için doğru tercihi beklemiş olursun. Yani doğru tercih için, doğru tercih yaptığın takdirde hukuk fakültesi kazanman yüksek ihtimal. Hocam ben ilk 100.000'e girmek istiyorum. 90-95.000'ler bana yeter diyorsan, OBP'n 80-85 civarıysa, eğer 70 ise kendine pay çıkarmak istiyorsan AYT 2-3 net daha ekle. Eğer 95-93 isen AYT'den 1-2 net silebilirsin bu aralıklar için. Türkçenin 25, sosyal bilimlerin 15, TYT matematiğin 15 ve fenin 2 ortalama olduğunu düşünürsek sosyal bilimlerde 29, AYT matematiğinde de 15. Yani toplam 44 AYT neti seni sıralamada 86.000 ile 99.000 arasında çok yüksek ihtimal yapacaktır. OBP'n 80-85 ise bu netlerle varma şansın var. YÖK Atlas sitesini kontrol ettiğinizi biliyorum. Ben bazılarını beğenmiyorum çünkü buradaki Türkçe'ye 15 yazıp matematik 24 yazıyor. Türkçenin 15, matematiğin 24 olduğu öğrenci sayısı %1'dir arkadaşlar. Bunu hepimiz biliyoruz. Ama Türkçenin 25, matematiğin, TYT matematiğin 15 olduğu için 100 üzerinden çok daha yüksek ihtimaldir. Ne demek istediğimi anlayabildiniz. İlk 250.000'e bakalım eşit ağırlıkta orta zor bir sınavda. Aman dikkat. OBP'yi biraz düşürdüm çünkü hedef biraz yukarıda olduğu için OBP'yi biraz düşürmek istedim. Türkçenin 27, sosyal bilimlerin 15... Sosyal bilimlerin 15'te, AYT matematiğin 6, fenin 1 olduğunu düşünürsek eğer AYT sosyal bilimler 26, AYT matematiğin 8. Yani toplam 34 AYT sosyal AYT neti seni 220.000 ile 250.000 arasına sokar. Şöyle sorular geliyor. Hocam AYT matematiğim hiç yok ama sosyal bilimleri 34 yaparsam gene bu sıralamaya girer miyim? Evet girebilirsin. Buradaki AYT'deki önemli olan net sayısıdır. Matematiğin çok iyiyse belki de matematiğin yüksek olacaktır. Yani burada da aynı. Hocam sosyal bilimlerden 36 yaptım. Yani matematiğin 6 silebilir miyim? Evet silebilirsin. Herhangi bir etkisi olmaz. Buradaki AYT'deki net sayınız sizi sıralamada çok öne çıkaracak. Güzel bir şey oldu. Eşit ağırlıkla ilgili orta zor sınavda ortalama bu netlerle bunları yakalayacağını unutma. Plan programını ona göre çiz. Belki sen Türkçeden 36 yapıyorsundur. O zaman matematikten 19 yapma hakkın olacak. Yani en azından böyle küçük oynamalar beyninde kurarak ya da bir kağıda yazıyorsan da böyle küçük oynamalarla hedeflerinize varabilirsiniz. Yazın, çizin, kafanızda oynayın. Çünkü bunları yapmazsanız hedefe ulaşamazsınız. Sözel ve sayısal da yolda YDT'yi de yapmak istiyorum inşallah. Hızlı bir şekilde onları da yayınlayacağım. Videoyu beğenmeyi ve bizi takip etmeyi unutmayın. Kolaylıklar, başarılar.